Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir pazar akşamında daha yine sizlerle birlikte bir kısa sohbet yapıp hayatımızı, günümüzü değerlendireceğiz inşallah. Arkadaşlar, şöyle bir soruyla başlayalım bugün yine. Ne kadar yaşamak istersiniz? Size böyle bir hak tanınsa, denilse ki sana öleceğin zamanın ne zaman olacağına dair karar verme yetkisi verdik. Ne kadar yaşamak istiyorsan yaşa. Ne kadar yaşamak istersiniz? İnsan çok yaşamak ister değil mi? Kimisi çok yaşamak ister, kimisi eğer bu dünyada çok dert çekmişse, çile içinde yüzmüşse o insan da bir an evvel buradan bırakıp gitmek ister. Ama bunlar az tabii. Genel olarak çok yaşamak ister. 80 yaşındaki bir neneye, bir dedeye sorsan, desen ki hayatta ne gördün? Hiçbir şey görmedim, hiçbir şeyi anlamadım der. Daha ne kadar yaşamak istersin diye ikinci bir soruyu yönelsen, efendim biraz daha yaşasam iyi olur der. Hiç kimse yahu yeter be. Biz gördüğümüzü gördük, yaşadığımızı yaşadık, tattığımızı da tattık. Artık gitme vaktidir demez kimse. Ama arkadaşlar, unutmayın ki bu dünyadan günün birinde gideceğiz. Yani yolcuyuz bir dünyada. Hani bir dersimizde yine hatırlıyorum ben, Abdullah İbni Ömer'e Peygamber Efendimizin söylediği bir sözü aktarmıştım size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abdullah'ın omuzuna elini koyduktan sonra demişti ki bu dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol demişti. Hatırladınız değil mi? Bir garip insan gibi olacaksın veya bir yolcu gibi. Zaten bu dünyayı iki kapılı hana benzetmiş atalarımız. O sebeple arkadaşlar, gelin yaşadığımız ömrü, şu anı, şu dakikanın kıymetini, değerini bilelim. Çok geç olmadan, bazı şeyler geç olmadan önce elimizde bulunan nimetleri değerlendirmesini bilelim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bakın, 5 şey gelmeden önce 5 şeyin kıymetini aman ha bilin diyor. Sakın ha bu nimetlerden gafil olmayın diyor. Elinizden kaçırırsınız yani. Bak, geç kalmadan kıymetini bilin diyor. Nedir bunlar? Birincisi, bir kere sana ihtiyarlık gelmeden önce gençliğinin kıymetini bil. Subhanallah. İhtiyarlara şimdi sorsak, desek ki neye yanarsın? Vallahi gençliğimde şu yapmadıklarıma yanarım der değil mi? Neler 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 yapmamıştır da şimdi ona yanıyordur. Arkadaş, bak, ayağın, dizin sağlam, ayağın yere sağlam basıyor. Elinle şöyle tuttuğun zaman taşın suyunu çıkartacak kadar güce, kudrete sahipsin. İşte an bu andır. Bu gençliğinin kıymetini bil. Diyeceksin ki nasıl bileceğiz, gençliğimizin kıymetini biliyoruz zaten. Bir şeyin, bir nimetin kıymetini bilmek, o nimeti Allah'ın söylediği, çizdiği şekilde değerlendirmekle olur. Gençliğin kıymetini bil. Allah Celle Celaluhu bu gençliği sana vermiş. Evet, çalışacaksın, kazanacaksın, evine ekmek getireceksin, bir şeyler üreteceksin hem ailen için, hem toplumun için, hem devletin için, bunları yapacaksın. Ama bir yandan da o güç, kudret sende varken mesela namazını kılacaksın. Allah-u Azimuşşan'ın dininin hakim olması için koşturacaksın, ter dökeceksin. Yani bir ihtiyar insanın camiye gelişiyle bir genç insanın camiye koşuşu arasında fark var mı yok mu? Var yahu, var. Dolayısıyla gençken camiye gelmeyen bir insan artık üç ayaklı olmuş, bastonda elinde, ellerinden öperiz bütün yaşlılarımızın. Fakat günün birinde biz de yaşlanacağız. Bir olayı anlatmak için söylüyorum bunu. Üç ayaklı olmuş, artık böyle ayağını sürüye sürüye camiye geliyor. Bu da değerli, bu da kıymetli bir şey. Ama gençlikte gelmek, koşarak gelmek, zıplayarak atlayarak gelmek elbette daha değerlidir, daha kıymetlidir. Gençliğinin, Allah-u Azimuşşan'ın vermiş olduğu şu gücü
Allah'ın dininin yayılması için, insanlara ulaşması için, paslı gönüllere hidayetin ulaşması için gayret etsene, çalışsana. Bunu yap, bu elinde çünkü senin. Sen gençken gençlerle birlikte oturursun, sohbet edersin, onların dilinden anlarsın, onların dilinden konuşabilirsin. Dolayısıyla o yaşlarda senin çevrendeki insanlara dini anlat, İslam'ı anlat, Kur'an'ı anlat, peygamberi anlat. Haramlardan uzak durmalarını teşvik et, kendin de uzak dur. Böyle yaparsan gençliği Allah yolunda, din yolunda geçirmiş olursun. İhtiyarladığında şöyle arkana yaslandığın zaman elhamdülillah Allah bana gençliğimde o fırsatı verdi. Ben de gençliğimi o yolda devamlı bir şekilde koşuşturdum, öyle geçirdim diyebilirsin. Bu birincisi. İkincisi, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hastalık gelmeden önce sağlığının değerini bil. Sağlıklı insana ne anlatırsan anlat, bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Ama o insan hasta olduğu zaman, yatağa düştüğü zaman, el ayak tutamaz hale geldiği zaman, ağzından koku ve tadın tat alındığı zaman, ne yediğini anlayamayız hale geldiği zaman, o zaman sağlığın kıymetini biliyor. Şöyle ayakta kütür kütür namaz kılmak varken ayağını uzatıp ya da sandalyede oturup belini de doğru dürüst bükemeden namaz kılmak. Bir de bu var. Sağlıklıken kıl namazını, hasta olduğun zaman da o namazın değeri ve kıymeti olsun arkadaş. Sonra sağlığımızın kıymetini bilmeyip nelerle o sağlığımızı maalesef yaralıyoruz. Yani sigara, başka insanın vücuduna zarar verecek alkollü içkiler, şunlar bunlarla vücudu harap ediyoruz, harabeye döndürüyoruz. Ondan sonra da artık nefes tükenmeye başladı mı, artık nefes alamamaya başladığımızda, öksürük öksürük öksürük, doğru dürüst konuşamayacak duruma geldiğimizde, o zaman vah diyoruz, ben ne yaptım, ben kendi ellerimle yaptım bu işi diyoruz, ama iş işten geçmiş oluyor. Sağlığın kıymetini bil, hastalık geldiği zaman sağlığın kıymetini bilmenin bir anlamı yok yani. Şimdi bakın, hastaneleri dolaşmak lazım arada sırada, hasta ziyaretine gitmek lazım. O zaman biz sağlığımızın ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu anlarız. İkişer ikişer merdivenleri çıkarken, hasta olduğumuzda merdivenleri çıkmakta zorlandığımızı biliyoruz değil mi? O sebeple sağlığın kıymetini bilmek lazım. Üçüncüsü diyor Peygamber Efendimiz, yokluk gelmeden önce varlığın kıymetini bil. Malın var, varlığın var, imkanın var, çoluk çocuğuna yedirme imkanın var. Bunu sağda solda çarçur etme. Allah-u Azimuşşan'ın sana lütfettiği, ikram ettiği o varlığını çocuğun için harca, anne baban için harca, İslam yolunda harca, fakir fukaraya elini uzat, yardımcı ol harca. Günün birinde bilemiyoruz ki kimin ne olacağını. Belki biz de muhtaç hale gelebiliriz. Muhtaç duruma düşebiliriz. Nitekim etrafımızda bunun örneklerini görüyoruz. İşte o zaman istesen de veremiyorsun. İstesen de alamıyorsun çoluk çocuğuna. İstesen de yapamıyorsun. Bari varlıklıyken yaptıkların o gün için sana teselli olur. O sebeple varlıklısın, yap bu işi, bu hizmeti yap. Yokluk günün birinde gelirse eğer, kapını çalarsa, en azından onunla teselli olursun. Dördüncüsü diyor Peygamber Efendimiz ve çok önemli bir şey, boş vaktin kıymetini bil, günün birinde vakit bulamayacak hale gelebilirsin. Şimdi bizim gençliğimizde ya da ne diyelim, çocukluk yaşlarımızda diyelim, delikanlılık yaşlarımızda büyüklerimiz bize devamlı tavsiyede bulunurlardı. Ya kardeşim, oğlum, neyse, oku, çalış, diplomanı al, şu kitabı oku, şuraya git, bu hizmeti yap, şurada şu hizmete katıl diye bize böyle tavsiyelerde bulunurdu. Vallahi gençlik çağındayız işte. Bir kulağımızdan girer, öbür kulağımızdan çıkardı. Pek kulak asmazdık bu işe. Halbuki o zamanlar
ne evliydik, ne kimse bizden bir ekmek parası bekliyordu, ne sorumluluğumuz vardı. Rahat bir şekilde her türlü hizmete koşturabilirdik, yapmadık. Ondan sonra öyle bir zaman geldi ki artık hayata atıldın, hayatın yükünü omuzladın sırtına, artık sorumluluklarım var, adeta saatin dakikan belli, ne yapacağım belli. Bu vakitte artık sen istesen de bazı şeylere vakit ayıramıyorsun veya kısıtlı ayırıyorsun. Yani bir kitap okuyacağım ama bu taraftan da beni bekleyen tarihli, saatli bir işim var, bitmesi gereken bir işim var. Hadi o kitabı bir tarafa bırakıyorsun, şu işe yoğunlaşayım diyorsun. İşte çalışan insanlar, sabahleyin kalkıyorsunuz, bir saat iki saatte eğer İstanbul'da ya da trafiği bol olan bir yerde oturuyorsanız trafiğin içine dalıyorsunuz, iş yerine ulaşana kadar git, ondan sonra gel falan, vakit gidiyor, vakit bulamıyorsun kendine. Arkadaş, boş vaktin varken vaktin kıymetini bil, olur mu? Çoluk çocuğuna vakit ayır, annene babana vakit ayır, kardeşlerine vakit ayır, eşine vakit ayır. Sevdiklerinle, arkadaşlarınla oturup iki laf muhabbet etmeye vakit ayır. Günün birinde vakit bulamıyorsun. Vakit az olduğu zamanlarda o günlerin hasretini çekiyorsun ama artık iş işten geçmiş oluyor, elinden çıkmış oluyor. O sebeple diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakın günün birinde öyle zaman gelir ki kafanızı kaşıyacak durumunuz olmaz, meşguliyetiniz çoğalır. O zaman gelmeden önce vaktiniz müsait olduğunda bu vaktin değerini bilir. Arkadaşlar, şöyle bir araştırma yapılsa çok iyi sonuç çıkmayacağını düşünüyorum ülkemiz için. Hatta genelde Müslümanlar için. Şöyle bir araştırma yapılsa, denilse ki işte vaktinizi ne kadar planlı bir şekilde geçiriyorsunuz. Vaktin değerini ve kıymetini bilme konusunda ne yapıyorsunuz? Ne kadar bir hassasiyetiniz var diye bir araştırma yapılsa Müslümanlar zannediyorum sınıfta kalırlar. Vakit öldürmek de üzerimize yok arkadaşlar. Yani biz zannediyoruz ki bu dünyaya sadece ve sadece yiyeceksin, içeceksin, işte çalışacaksın, maaşını alacaksın, kazanacaksın, artırdığını da artıracaksın, bir kenara koyacaksın, bir ev sahibi olmak için çalışacaksın, didineceksin. Ondan sonra da emekliliğin sayacaksın, gün sayacaksın, emekli olacaksın, emekli olduktan sonra da çekileceksin kenara, giyeceksin işte eşofmanlarını, terliklerini, oturacaksın, artık ölümü bekleyeceksin. Biz böyle zannediyoruz. Bu dünyaya bunun için gönderildik zannediyoruz. Arkadaşlar, çok büyük bir yanlış ve gaflet içinde böyle zanneden insan. Biz bu dünyaya tekraren Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekliyle söylüyorum, Allah'a kulluk için, yani kulluk yapmak için gönderildik. Ahireti kazanmak için gönderildik. Ebedi saadet ve mutluluk buradan elde edilecek arkadaşlar. Burada dakikamıza, yaptığımız işe göre ahirette rahat edeceğiz ya da sıkıntı içinde olacağız. Bu sebeple bu dünyaya asıl gönderiliş, gayemiz, hedefimiz kulluk yapmak. Ahireti kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Onun dışında zaten çoluk çocuk için bir şeyler kazanmak, efendim mesleğimizi ilerletmek için çalışmak, bir şeyler elde etmek, bunlar zaten hayatın içinde planlanmış şeyler, devam edip gidiyor. İşte çocuksun, büyüyorsun, belirli bir yaşa geliyorsun, belirli sorumluluklar üstleniyorsun. Sonra daha yaşın ilerleyince bazı sorumlulukların artıyor. Bu böyle devam edip gidiyor ama öbür taraftan unutma ki hayat bitiyor. Ömür gidiyor, vakit bitiyor, altımızdan zaman akıp gidiyor böyle ve biz onu hiçbir zaman durduramıyoruz. Günün birinde de Azrail Aleyhisselam gelip kapıyı çalacak. Yaşlılıkta mı, gençlikte mi bilemiyoruz. Ama günün birinde bu size bu konuşmayı yapan bu fakir kardeşiniz de bu dünyadan geçip gidecek. Bu konuşmayı dinleyen sizler de bu dünyadan göçüp gideceksiniz. Bu konuda herhangi bir şüphemiz yok. İnanan, inanmayan, yani Allah'a inanan, ahirete inanan, inanmayan insanlar da bir şeye inanıyorlar: öleceğiz. Öleceklerine inanıyorlar. O zaman ölüm gelmeden önce içinde bulunduğumuz zamanın kıymetini bilip değerini hissedelim ve ona göre de
yaşayalım arkadaşlar. Bu da dördüncüsüydü. Beşincisi ise Allah Resulü buyuruyor ki ölüm gelmeden önce hayatın kıymetini bil. Günün birinde ölüm geldiğinde Azrail aleyhisselama ne kadar yalvarsak, ne kadar feryat etsek, ne kadar gözyaşı döksek, ne olursun biraz daha müsaade et, görmemezlikten gel, benim adımı listenin alt sırasına yaz veya sümen alt et, biraz daha yaşayayım çünkü doğru dürüst kulluk yapamadım, ibadet yapamadım diye ne kadar yalvarırsak yalvaralım, اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ ecelleri geldiği zaman insanların la yestehirune saaten ve la yestakdimun, ne bir saat geriye, bir an geriye alınırlar ne de bir an geriye bırakılırlar. Ya ne önce gelir ne sonra gelir, tam zamanında gelir ve bu iş bitirilir yani. Ölmeden önce ölümün, hayatın kıymetini bil. Şimdi böyle bir imkanımız yok ama şöyle bir imkanımız olsa, mezarlıkları dolaşsak, ölmüş olan insanlarla röportaj yapabilsek, röportajda onlara sorabilsek, desek ki efendim yeniden dünyaya dönmek ister misin desek, ayet ve hadislerden edindiğimiz bilgiyle konuşuyorum ben. Ayet ve hadislerin bize verdiği bir bilgiyle konuşuyorum. Ahiretten dünyaya yeniden döndürülmek istemeyen kimse çıkmaz. Peygamberler hariç, bir de şehitler. Şehitler de dünyaya döndürülmek isteyecek. Niçin? Bir daha o yolda şehit olayım, o tadı tadayım diye. Onun dışında herkes, ama herkes dünyaya döndürülmek ister. Niçin? Çünkü gerçeği gördüler onlar. Yani biz gerçeği şu anda okuyoruz ve duyuyoruz. Onlar gördüler. Bizzat müşahede ettiler. Onlar nelerini vermezlerdi şu anda toprağın altında olanlar, bir vakit namaz kılacak imkan verilse onlara. Yani kalk, tamam, bir vakit daha namaz kılacak imkan verildi sana. Hadi kalk bakalım, kıl namazını denilse nelerini vermezlerdi. Bir defa Subhanallah deme imkanı verilse nelerini vermezlerdi. Bir defa bir kardeşinin yüzüne gülme, bir anne babasına anacığım, babacığım deyip boynuna sarılma imkanı verilseydi insanlar nelerini vermezlerdi bu imkanı elde etmek için. Ama bu olmayacak. Olmayacak. Arkadaşlar, Fatır suresi var. Fatır suresi Yasin suresinden bir önceki sure. Onun 37. ayet-i kerimesini not alıyoruz. Bu hafta da böyle. Fatır suresinin 37. ayeti kerimesinin bir bölümü. Allah buyuruyor ki Celle Celaluhu orada, اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ. Şimdi ahirete gitmiş insanlar, cehenneme girmiş insanlar diyecekler ki ya Rabbi bizi buradan çıkart, yeniden dünyaya gönder, yapamadıklarımızı yapalım, güzel ameller işleyelim, namazlarımızı kılalım, ibadetlerimizi yapalım. Onun üzerine Allah Celle Celaluhu buradan çıkmak yok demeyecek. Çünkü onu demenin bir faydası olmayacağını biliyor kullarına. Başka bir ayet-i kerimelerde sizi geri döndürsek siz de aynı duruma tekrar geri dönersiniz dedi. Şöyle cevap veriyor Allah Celle Celaluhu. Peki biz sizi dünyada aklınızı başına alacak, işinizi görecek ve ahirete hazırlık yapacak kadar yaşatmadık mı? Dünyada siz bu kadar süre kalmadınız mı? Yeterli süre kaldınız zaten dünyada. Sonra bu hiç bilinmeyen bir şey değildi ki. Öldük. Öldükten sonra imkanlar elimizden alınacak ve artık geri dönüş olmayacak konusu bilinmeyen bir konu değil arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler defalarca bunu bize söylediler, anlattılar, hatırlattılar. Dolayısıyla ayeti kerimede Allah diyor ki اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرُ. Siz normal bir insanın ahirette düşünecek, oraya hazırlık yapacak süre, bir süre yaşatılmadınız mı? Orada kalmadınız mı? Dünyada kaldık. 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60, 70 sene, kaç sene kalmışsak kaldık. Aslında ahirete hazırlık yapabilirdik ama ne yaptık? Yapmadık. Yapmamaları sebebiyle artık ahiretten dünyaya dönüşün istenilecek bir şey olmadığını,
Yani böyle bir şeyi istemenin de geçerli olmadığını ifade ediyor. Fatır suresinin 37. ayet-i kerimesini not aldık değil mi arkadaşlar? Not aldık. Geçen haftaki ayet-i kerime, bir hafta boyunca bunun üzerinde düşünelim dediğim ayet-i kerime neydi bakalım, hatırlayacak mısınız? Bir hafta boyunca bunun üzerine düşünelim dediğim ayet. Evet, Sebe suresinden okumuştuk, hatırlayın. Sebe suresinde 13. ayet-i kerimenin bitişi وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌ Kullarımdan şükredenler ne kadar azdır diyordu Allah Celle Celaluhu. Biz bunun üzerinde bir haftadır düşündük. Şimdi bu haftadan önümüzdeki haftaya kadar Allah ömür verirse Fatır suresinin 37. ayetinin ilgili bölümünü düşünelim, üzerinde konuşalım, tefekkür edelim, aktaralım. Bu dünyaya yeterince bu dünyada yaşatıldıktan sonra ahirete giden bir insanın bir daha döndür beni de yapamadıklarımı yapayım demeye yüzü de olmayacak, böyle bir şansı da yok. Bu reddedilecek. Bu da böyle biline ve selam. Arkadaşlar, hatimler okunmuş, Yasin-i Şerifler okunmuş, hatim Yasin-i Şerif duaları var. Bizden özel dua isteyen arkadaşlarımız var, müşkilatları var, sıkıntıları var. Onlar için hep birlikte ellerimizi kaldıralım, amin diyelim, bir dua yapalım ve öylece bitirelim. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Esselatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Ashabihi Ecma'in. Ya Rabbi, hatmi okuyan kardeşlerimizin okudukları hatmi şerifi kabul eyle Allah'ım. Yasin-i Şerifleri ve diğer surelerden okunanların hepsini makbul eyle Allah'ım. Dergah zatine kabul eyle ya Rabbi. Onlardan hasıl olan sevabı evvela önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek ruhlarını hediyeledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Diğer peygamberi izam aleyhissalatü vesselam Efendilerimizin ruhlarına da hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin ehli beytinin, ashab-ı kiram Efendilerimizin ruhlarına da hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ta ilk günden bugüne kadar İslam için, Kur'an için ter dökmüş, mücadele etmiş, İslam'ın, Kur'an'ın bir sonraki nesillere aktarılması için gayret içinde olmuş Selefi Salihinin ruhlarına da hediyeledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Özellikle bu hatim niçin okundu, bu Yasin'den niçin okundu sen biliyorsun Allah'ım. Ya Rabbi, hastalarımıza şifa nasip eyle, ölmüşlerimize sen rahmet eyle Allah'ım. Özellikle sıkıntısı olan, çocuğundan sıkıntısı, anne babasıyla sıkıntısı, eşiyle sıkıntısı, iş yeriyle sıkıntısı, ortağından sıkıntısı, alacaklısıyla vereceklisiyle sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını da hallu asan eyle ya Rabbi. Tatlıya bağla ya Rabbi. Onları da güzel bir şekilde bu dünyada senin kulun olarak yaşamalarına müsaade eyle Allah'ım. Ya Rabbi, bu beş şeyin kıymetini bilmeyi, değerini bilmeyi ve bu nimetler elimizden çıkmadan önce, geç kalmadan önce bu nimetleri güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi, azmini, şuurunu bizlere nasip eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.